nasıl ortam? Nasıl ortam kardeşim? Kablo bağlantısı görmek ister misin? Floresan görmek ister misin? Gördüm bile. Böyle işte. Bir şey içtiğim yok dostlarım. Sadece şu an İzmir'de değişik bir mekanda depo kısmındayız. Gördüğünüz gibi ütü tahtasını gördünüz. Kalp şeklinde köşeye ihmalkar bir şekilde atılmış balonları gördünüz. Yani elektrik anahtarını gördünüz. Malzemeleri bak, parkeleri gördünüz. Laminat parke oluyor bunlar. Yani imkan bol, malzeme bol, Allah'a şükür. Buyurun bir de çamaşır makinesi görün. Tam üstünde kahvem var. Gördün mü kahveyi? Ya. Şimdi bugün pazartesi. Sen durama kurban gitmeden böyle bir faaliyetteyiz. Ben kaçtım. Çünkü içeride çok fazla sayıda hanım var. Dedim kadın enerjisi, kadın enerjisi nereye kadar? En azından kuş başıma şurada bir kahve içeyim. Adıyaman civarımı tüttüreyim dedim. Bir erkek gibi olayım dedim. Yani yakında böyle giderse kuşu aldıracağız yani. Tövbe tövbe pot pot. Öyle yani takılıyoruz. Tabii çöp kutusunu gördün mü? Yani her şeyimiz var yani burada. Bir tek bir ısıtıcı falan koyarsak ben burada birkaç gün takılabilirim yani. Tepesi açık, hava alıyoruz. Demin gösterdim size gökyüzünü. Bak orası açık. Ha, oradan mis gibi havamızı da alıyoruz. Yani böyle kolye burada, kolye burada. Dikme taş, dikili taş kolye. Güzel yani. Demir zincirim boynumda içeride duruyor. Güzel, imkanlar güzel. Allah. Allah. İçeride hanımlar görüşüyorlar. Allah. Burada kapalı kaldık. Birazdan rica edeceğiz. Beni içeri alsınlar da ikinci dal sigaramı da hazırlayayım. Buna koyayım. Şişen süngeri gördün mü? Öyle yani. Burada imkanımız bol. Ama kapalı kaldık. O da işin cabası. Ah, ne oluyor lan orada? Bak orada kamera var lan. Oha kamera var orada. Bak kamerayı gördün mü? Bina güvenli bir bina. Bakmayın böyle. Arka deponun kümesi gibi göründüğüne. Bina lüks bir bina. Baksana abi storlara bak bak. Bak ha bak içeride hanımlar söyleşiyorlar. Bak bak. Bak bak hanımları gördün mü? Öyle abi içeride söyleşi var bak. Bak 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 gel. Yani bizde yalan yok. Neyse o ama ben burada kuş başımayım. Olay bu yani. Kendim de olanı söylüyorum. Kardeşim daha sıvaların boyaları yok burada. Burası depo ya al bak. Kilit olayını çözdüm. Abi nereden baksam mimar adamız. Teknik adamız kardeşim. İkinci dal cuvaramı sarabilmek için bakın bu. İçi artık yalama olmuş ve yere düşmüş kapı tutamağıyla, tutmağıyla burayı kanırtarak yani böyle eğrilterek falan açmayı başardım. Bu sorun artık ortada yok. Demek ki günümüz daha iyi geçecek çünkü gerçekten içeride yoğun muhabbet var. Yüksek bilinç muhabbeti var. Dalga geçtiğime bakmayın ben. Dalga geçmek benim göbek adım o yüzden böyle konuşuyorum. İçeride Access Bars ve NLP uzmanlarının, eğitmenlerinin çok güzel bir görüşmesi, çaylı muhabbeti var şu an. Daha sonra hediyeleşme ve birbirimize seans uygulama şeylerimiz olacak, oturumlarımız olacak yani. Ama tabii ben yani ne kadar katılırım bilmiyorum. Nereden baksan abi yani 5 tane kadın bir araya gelince de 20 tane erkek gelse onların kelime üretme, laf üretme ve muhabbet yaratma yetisini yakalayamaz. Mümkün değil. Yani kadınlar erkeklere bu konuda taş çıkartır. Biz de şimdi taş çıkartmak için depo kısmına tekrar geçmiş bulunuyoruz kardeşim. Yani ben kahvemi ikinci dal cuvaramla birlikte tüketmenin derdindeyim. Benim başka bir derdim yok. Günü nasıl bitireceğiz onu bilemiyorum. Allah'a emanet artık. Hadi bunu yakalım o zaman. Oğlum gel. Gel lan. Oğlum. 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 Gelin
şu kamerayı ondan habersiz biraz da biz kamerayı alalım. Bak gel, kamera burada bak. Böyle yapıyorsun. Aha bak, gördün mü kamerayı? Selam olsun OBS kardeş. OBS, ÖGS, HGS. Ya adamı böyle alırlar kameraya. Islak yerlere basmamaya çalışıyorum. Çünkü bak, bura ıslak, bura kuru. Bura ıslak, bura kuru. Islak kuru, ıslak kuru, ıslak kuru, ıslak kuru. Öyle. Yani bak, bunlara sıva üstü elektrik priz deniyor. Bak. Ha, bunlar sıva üstü elektrik prizi. Bak burada bir de şey var. Mozaik seramik kaplama var. Bak yanında ona keza bana feza size uzay. Mermer desenli seramik, mermer desenli seramik. Bu ne deniyordu bunun? Gerçek mermerine bunun ne deniyordu unuttum ya. Ara verdim de biraz çalışmalara, kusura bakmayın. Oh işte böyle bak, elbise burada yıkanmış, iş çamaşırları asmak için. Bak burada telimiz var. Yani bayağı ben burada bir yaşarım ya. Kapalı kaldık, açmak lazım. Şununla açabilir miyim? Tam da emin değilim ama deneyeceğim. Olmadın mı çocuğum daha sen ya? Ya su bir kaynaya da biz de sabahın ilk kahvesini bir içe. Günaydın dostlarım, yeni kalktım. Nasılsınız? Saat 9:24 geçiyor. Durum fena değil. İzmir'de hava güzel. Gelin şöyle bir havaya doğru bakalım. Ses nasıl, seks nasıl ama? Bakın, bakın Bornova'nın arka manzaraları bunlar. Gel bak, gel bak, bak böyle iyice bak, bak ya, orada ufak bir semt var, görüyor musun? Bak köyü görüyor musun? Ya ne enteresan, ne enteresan bir şehirde yaşıyoruz değil mi İzmirliler olarak? Ay hadi be kardeşim, ol ya. Vallahi yeni kalktım, günaydın dostlarım. Ses nasıl ama seks nasıl? Bu birinci kalemimiz. İyice yediri. Evet, yedi mi? Yedi. Ondan sonra efendim, yine babaannelerimizden kalma çok önemli bir materyalimiz. Salça. Bakın efendim, şöyle bunu orta şeridi kaplayacak şekilde süreceksiniz. Bakın, düşebilir, düşebilir, olsun. Bakın, şimdi salçayı da yaydık mı? Yaydık. İkisi bu arada yaklaşıyor. Dikkat edin, lütfen, lütfen. Şimdi, akabinde... Selam olsun Kazım Küprek kardeşim. Yeni bir... tüpte olanı tercih edin. Ne günlerdi be. Anca açılıyorum dostlarım. Sevenler, dostlar, sadece izleyenler hiç sorun değil. İlle birbirimizi sularla, sellerle, aşk meşk içinde sevmek zorunda değiliz. Arkadaş olalım, dost olalım, saygılı olalım yeter, öyle değil mi dostlarım? Kaşları bile düzeltemedim. Yeni kalktım. Çok önemli olduğunu. Bak gel, pijama, plastik terlik, ayak. Yani, video partisi düzenliyorum. Birazdan yine çok sevgili eşimle birlikte, çünkü çıkacağız. Çok güzel akses, bar, seans, hediyeleşmeleri yapıyoruz. Pazartesi başladık. Bugün ne oluyor? Çarşamba mı oluyor? Dur bir bakalım tarihe. Bugün çarşambaymış. Üçüncü günümüzü icra edeceğiz. İnşallah birazdan çıkacağız dostlarım. Günlük sohbet bu ara pek yapamıyorum. Ama bak, daha sesim açılmadı, seksim açılmadı. Az önce mutfakta da dediğim gibi gerçekten. Amına koyayım. Yine bu ikinci şeyi. Amına koyayım. Parti zamanında bitiremiyorum. Araya sikko sikko salak saçma videolarda girmiş oluyor. İkinci bir tane video. Perdeci
perdeci bilmem nesi dahil oldu ya. Bak zamanında partiyi bitirmezsen partiye saçma sapan senin dışında videolar sızabiliyor. Ben de buna uyuzum. Şu an kendime sinir oldum. Tabii bunun benim güne karışmamda, agresifleşerek açılmamda faydası büyük. Biliyorsunuz ben sinirlenince aktive oluyorum. Pop pot. İşte böyle. Ne yapalım, günlük sohbete devam edelim o zaman. Haydi bakalım. Nasılsınız inşallah maşallah. Daha faceliftimi yapmadım ya. Yüzümü germedim böyle. Yüz kaslarımı çalıştırmadan karşınıza geldim. Neşe saçan ışıklı cisminiz olarak be. Biraz artık değerimi anlayın be. Bir anlayın be. Vallahi ses açılmadı. Abi gün boyu bir yerde olmak bilirsiniz. Benim harcım değil. Onun için bir yandan motor zorlanıyor dostlarım. Öyle yani. Şurayı kapatalım. Ses fazla gelmesin. Nerede? Ha, şu Galaxy miydi? Hayaksi miydi? Neydi şunu? Bak. Bunu koyalım. Kasnağınız budur. Dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Şöyle yapalım. Gelin bakalım şöyle. Gidin bakalım bir söyleşelim sizlerle. Hatun sen ne yapıyorsun? Alta peçetelik mi komur ya? İnşallah orada enteresan şeyler yoktur. Ah. Anca be kardeşim. Durun alta bir şey daha koyalım. Ya ben rahat edemiyorum ya. Ben rahat edemiyorum ya. Şunları da altınıza koyalım ister misiniz? Ha, yeni kullandığım, benim sağlığımı sağlayan en önemli unsurlardan biri. Sümük mendilleri. Durun şunu da koyalım da. Ha, şöyle. Ha. Çekim biraz daha yukarıdan olsun. Böyle yukarıdan aşağı doğru olsun. Değil mi? Şöyle. Gel bakayım. İnşallah açı olmuştur. Açı olmadıysa çünkü... Kafadan bakacaksınız. Kafanın üstü kesikse sorun yok. Aslında şu storu da mı kapasak, ne yapsak, perdeyi mi kapasak? Ya da storu kapayıp perdeyi mi açsak, ne yapsak ya? Şöyle yapalım çünkü dışarıdan çok fazla ışık geldiğinde ne oluyor kardeşim? Dışarıdan çok fazla ışık geldiğinde burası öyle bir patlıyor ki kontrast ayarı falan iyice sıçılıyor yani sohbetin. O bakımdan dedim biraz yukarı alalım. Aşağısı çok görünmüyorsa da sorun değil ya, başımla idare edin. Ha, başıyla idare edin ya. Gövdeye kadar sıvazlamaya gerek yok kardeşim. Hadi bakalım o zaman çarşambanın birlikteki ilk Adıyaman tütününü saralım. Torba aşağıda, torba aşağıda, torbacı diye bana sakın öyle bakma. Aman ha, hesap sorarım adama. Ya bizden rapçi de olurmuş, her şey de olurmuş be. Şef garson da olurmuş. Ama benden bir ne olmazmış biliyor musunuz dostlarım? Benden satışçı, satış temsilcisi, yani mal pazarlayan adam olmazmış. Çünkü o tür mesleği hiç sevmiyorum. Çünkü sadece bir malı alıp yerini değiştirip paketleyip insanlara vermekte hiçbir üretkenlik ve yaratıcılık görmüyorum. Onun yerine maaşla bir yerde çalışırsın ama ortaya gerçekten yaratıcılık içeren bir ürün koyarsın diye düşünenlerdenim. Yani ben kendim de olanı söylüyorum. Buradan Şafak Sezer'e selam olsun. Onun Kolpaçino'daki repliklerinden en sevdiğim oydu. Ben kendim de olanı söylüyorum. Kardeşim karı kokuyor. Zorla mı? Karı kokuyor diyor. Ganyotçu nasıl orada ama ya dostlar? Ganyotçu nasıl? Ganyotçu böyle tertemiz delikanlı gibi. Bir de böyle hafif semt ağzıyla konuşması yok mu onun? Bir de bir bitirim olmaya çalışmıyor mu ıkına sıkıla? Ölüyorum baba Ganyotçu. Ganyotçu'ya ya. Dediğim gibi parti zamanında, Facebook'taki parti zamanında bitire basmazsan abi hakikaten partinin içine sıçılıyor ya. İkinci bir sikko bir video devreye giriyor senin videonun üstüne. Ben de buna çok uyuzum be dostlarım. O zaman hadi bakalım bunu size çakıyorum. İçeriden de uzman, eğitmen, karımın, eşimin o güzel tatlı çatı sesi geliyor. O da çekim yapıyor galiba. Sürekli çünkü kendi etkinliğini duyuruyor.
Yalnız şöyle bir problem var. Problemim var diyecektim ama aslında problem değil. Tatlı acılar bunlar, tatlı çileler. Yani yapılan etkinlikteki tek erkek benim, onu söyleyeyim. Bazılarınız diyecek ki, abi ne şanslısın ya, orada şimdi neler görüyorsundur. Kardeşim hepimiz biriz, orada unisexiz. Benim önümde bayan kardeşlerim. Gayet rahat konuşuyorlar, gayet hatta özel şeylerine bile değiniyorlar. Çünkü ben de orada onlarla adeta kız kanki gibi oturuyorum. Çünkü ben yani düşünce ve muhabbet ortamında gerçekten unisex'im. Ya hetero erkek dostlarım biraz benden bir ibret alın, ders alın da şöyle bir duruşunuza bir çeki düzen verin ya. Bir doğru oturun, eğri konuşun kardeşim. Benim gibi öyle. Hayır, öyle değil, öyle değil. Eğri oturup doğru konuşalım yok kardeşim. Doğru otur, istersen eğri konuş. Çizdiğim vizyon doğru olsun, sen gereğini yaparsın yani. Ondan sonrası düzgün gelir zaten. Efendi ol biraz. Bu arada sevgili izleyenlerim... abi harbi açılmadı ya abi. Ya yoruluyorum ya, insanlarla sürekli gün boyu olmak ondan sonra gelince... Ben geceyi böyle, ah yorgun geldim hemen yatayım diyen gerizekalı fosillerden değilim ki. En az 2 saat geceyi burada kendime ve eşimi ayrıca yaşattıktan sonra yatıyorum. Ve saat oluyor 2, oluyor 1.5, bazen oluyor 3. Araya agani vaziyetlerini karıştırırsak aşkımla, ya oluyor saat 3. Ondan sonra böyle nezle gibi kalkıyorsun. Bir de pansumanı alıyorum tabii çabuk rahatlayayım diye. Geliyorum evde imalat yaptığım pansumanımı da alıyorum. Vaziyet ortada. Yani. Bu balgamla geviş getirmeden dolayı da Recep İvedik'e selam olsun. Bütün yediler sistemine selam olsun. Yediler sistemine selam olsun. Her şey diyeceğim. Dostlarım unuttum abi, daha açılmadım ya, size hakikaten kalkmış durumda geliyorum. Yani kalkmış durumda geliyorum, ben daha ne yapayım. Teşekkür ederim. Eski videolarımı tekrar aktive ettiğim kanalımda yayına aldığımda onlara çok ilgi göstermediğiniz için size teşekkür ediyorum. Sizi ben. Ya kardeşim antika videolarımı da izleyin. Ama hep şunu söylerim. Yeni çektiğim günlük sohbetlerime gösterdiğiniz ilgi gerçekten dostlarım beni hepsinden fazla memnun ediyor. Çünkü şu anki halimle benim için de yeni çektiğim şeyler benim için en değerlidir. Çünkü şimdideyiz, değil mi? Geçmiş yok, gelecek yok, şimdi var. Şimdi de neşeli, sağlıklı, bereketli ve umutlu olmak var. Gerçekten. O yüzden hatta lütfen artık o kadar beni izliyorsanız Access Bars'ın yani kurucusunun Gary Douglas olduğu muhteşem sistem, aydınlanma ve temizlenme sisteminin kurucusu Access Bars'ın, Gary Douglas'ın Access Bars'ın, daha dilim dönmüyor diyorum size, şu prosesini sık sık gün içinde, hatta kalkarken, yatarken, sevişirken, yıkanırken, duş alırken her zaman içinizden zikredin, tekrar edin. Tüm hayat bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Tüm hayat bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Tüm hayat bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir diye telkinde bulunun. Bilinçaltınız bunu emir telakki edecektir. Bakın bilinçaltı aptaldır. Bu da doğru gerçekten. Bilinçaltı aptaldır kardeşim. Yani ona emirleri doğru verin. Çünkü kin nefret içinizden tekrar ettiğinizde bu sefer sizi o kin nefreti çekmeye başlıyor. Sizi kin ve nefrete göre uyumlandırıyor. Bezgin, loser, kaybeden olarak kendinizi böyle tekrar ettiğinizde içinizden öyle şeyler düşündüğünüzde sizi o yönde ikna etmeye başlıyor. Çünkü bilinçaltı doğruya yanlışa bakmıyor kardeşim. İçinizden geçirdiğiniz cümleleri direkt algılıyor ve öylece kabul ederek sizin de o tarz yaşamanıza sebep oluyor. Unutmayın, bunlar aksesin incilerindendir. Hiç unutmayın. Hatta NLP incileridir aynı zamanda bunlar ve gerçekten Gary Douglas denen şu çok şirin, yakışıklı, sevimli, babacan, sevgi dolu, neşe dolu insana bu sistemi bulduğu için gerçekten kucak dolusu
tweetlerimi yine gönderiyorum. Siz de gönderin. Bakın yazın Türkçe, Gary Douglas kimmiş, adamın kaç tane kitabı var, adam. Yani intihardan dönmüş adam ama sonra bütün dünyada nice gönüllere tercüman olacak bir sistemi inşa etmiş. Gerçekten okuyun, bu bir reklam değildir. Reklamsa da reklam, reklamın da tenekesine de koyarım. Buna tepki gösterenlere de koyarım lan. Ben sevdiğimin her zaman reklamını yapan bir insanım, bunu sizler biliyorsunuz. Bilmeyenlere de buradan koyayım ya. Bakın, sevgili Zuhal'cim bir şey yazmış. Bir şey paylaşmış. Oo çok güzel. Siklamen renkli bir de. Oo çizmeler falan. Ay ben bu fotoğrafını da bilmiyordum. Çok güzel bir şeyini paylaşmış. Onu birlikte okuyalım. Çok uzun, belki yarıda kesebilirim ama. Kendi yayınıma da bu kadar konuk sanatçı almam yani. Hele bir de karımsa. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamış. 5 dakika önce paylaşmış. Mucize güne selam olsun. Bugün daha fazla neşe yaratmamız, daha çok titreşerek genişleyebilmemiz ve hep bir yerlerde arayış içinde olduğumuz şifanın asıl biz, kendimiz olduğunu fark etmemiz için ben ve bedenim daha önce fark etmediğim neleri fark edebiliriz? Tümü proses. Vay ben seni gönlüne kurban. Ben ilahi nurum. Ben şifayım. Ben saf bilincim. Ben aşkım. Sonsuz tanımsız Allah'ın nefesinden bir varlık olarak şifa benim. Gerisini okumama gerek yok ya. Gerisini girerseniz profiline kendiniz okursunuz ya. Yayınımıza daha fazla tacize izin veremem. Rüyapta da izin veremem. Gerçekte de şurada burada da izin veremem. Allah seni o güzelliğini nazarlardan saklasın be Zuhal'cığım. Tabi Allah bizi ve birlikteliğimizi, sonsuz hayatımızı da nazarlardan saklasın. Zaten sonsuz hayat Allah'tan geliyor. Böyle düşünürsek dostlarım, bunu topraklarsak, her şeyi topraklarsak, hiçlikte tamamen yaratan teslim halde olursak, nazar neymiş dersin, geçersin. Hatta yeri gelir o da Allah'tandır. Kabul dersin, topraklarsın, geçersin. Üstüne böyle ateşin suyu döktüğünde pıs yapması gibi nötrlenirsin. Öyle değil mi? Yani. İçeriden hala sesi geliyor. Bir korsan çekimle uzaktan giderdik ama arada şimdi kayınbabam da var. Babam da orada. Şimdi ona görüneceğiz falan. Ne oluyor ya, yine bu deliler diyecek. Başver demesin. O da rahat etsin. O da rahat etsin. Pijama altımı beğendiniz mi? Bir de onun içinde neler var bir bilseydiniz. Bir bilseydiniz ne büyük zenginlikler var. Ama nasıl bir ortamda bu hafta her gün saatler geçirdiğimi görmeniz için orada ilk gün yaptığım keşifte hafiften ortamı size çektim, biliyorsunuz, kaydettim. Yani bizde yalan yok, bizde yalan yok. Çekimde de söyledim, bizde yalan yok. Neyse o. Hadi ben şimdi gideyim açılayım, daha bir şey yemedim dostlarım. Bir uğrayayım dedim, varlığımı bildireyim istedim size. Benimle birlikte rahatladığınız için, kendinizi rahatlattınız ve beni de bu arada rahatlattığınız için size çok teşekkür ederim. Gıgıdan öpüyorum. Bu hafta bir bitsin. Fabrika ayarlarıma tekrar geri dönüp karşınıza geçeceğim. Bunu da bilin istiyorum. Sizi öpüyorum.